bölüm olarak teklif ettiğimiz Mehmet Akif Ersoy isimli ifadeyle hepiniz hoş geldiniz. Sesini gelmiyor. Tekraren ifade ediyorum. Şimdi geliyor mu? Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak tertip ettiğimiz Mehmet Akif Ersoy isimli panele hoş geldiniz. Mehmet Akif Ersoy bildiğiniz gibi Türk milletinin çektiği bütün acıları, ıstırapları ve dertleri kendi benliğinde hissedip yaşayarak şiirleştirmiş büyük bir şairimizdir. Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz İstiklal Marşı'na korkma diye başlar. Korkma diye oradaki hitap biliyorsunuz ne bizim milletimizedir. İşte korkma diye hitap etmiş olduğu bu yüce milletinin göğsü vatan, millet, aşkı ve iman ile dolu ordusuna İstiklal Marşı'nı armağan eden bir vatan şairidir. Mehmet Akif Ersoy gerek yaşamında gerekse Türk edebiyatında sergilemiş olduğu tavır ve davranışlarıyla bir ahlak ve fazilet örneği, haksızlıklar karşısında dik durup kanaat değiştirmeyen iman ve inanç adamı ve bir milli heyecan şairidir. Milli tarihimizin göğsünü iftiharla kabartan Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen askerlerimiz için söylemiş olduğu o meşhur Çanakkale Şehitleri isimli şiiriyle hem Türkiye edebiyat alanında bir zafer kazandıran hem de tarihimizde Mehmetçiğin ne demek olduğunu bütün hüviyetiyle gösteren bir İslam şairidir. Kastamonu'da Resulullah Camii'nde biriken halka şunu söylüyor. Bizi mahvetmek için tertip edilen Muahide-i Sulhiye paçavrasını mücahitlerimiz Şark tarafından yırtmaya başladılar. Şimdi benim taraftaki dindaşlarımıza düşen vazife Anadolu'muzun diğer cihetlerindeki düşmanları denize dökerek o murdar paçavrayı büsbütün parçalamaktır diye haykıran bir millet şairidir. İşte Mehmet Akif Ersoy bu milletin yetiştirerek medeniyete armağan ettiği yüksek seciye ve şahsiyet sahibi bir insan. Biz o insanı burada hem yad etmek hem de bazı özelliklerini tekrarlar şöylesini bir hatırlamak için bir araya geldik. Bu noktada bizi aydınlatacak olan çok değerli hocalarımızı zaten tanıyorsunuz. Onları şimdi buraya davet edeceğim. Bölümümüz öğretim üyelerinden Profesör Doktor İbrahim Şahin hocamız. Yine bölümümüz öğretim üyelerinden Doçent Doktor Muharrem Dayanç hocamız. Ve yine bölümümüz öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Doktor Soner Akpınar. Buyurun. Hocalarımıza 15'er dakikalık bir süre vereceğiz. O süre içerisinde Mehmet Akif ile ilgili görüşlerini alacağız. Daha sonra da eğer sorularınız var ise sorularınızı alacağız ve panelimizi daha sonra nihayete erdireceğiz. Şimdi ilk olarak konuşmayı Soner Akpınar hocamıza bırakıyoruz hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Hepiniz hoş geldiniz. Yahya Kemal'in Eski Musiki ve Litri şiirinde şöyle bir ifade var. Itri için söylüyorum tabii bunu. Onun şiirinde Gültunca'nın, Fırat'ın bir şehrain olarak Boğaz'la birlikte ve kainat misali aktığını bile getiriyor. Bu medeniyet
niyeti oluştururken. Akif de Yahya Kemal'in bahsettiği Itri gibi büyük sanatkarlardan bir tanesi. Bizim medeniyetimizin oluşmasında, zihniyetimizin oluşmasında temel amillerden bir tanesi. Belki bugün biraz daha Akif'e ihtiyaç duyuyoruz. Bu belki'nin sebebi de medeniyetimizi oluşturan temel değerlere çok fazla değer vermediğimiz ve üzerinde ittifak ettiğimiz ortak değerler noktasında bir takım tartışmaların içine girdiğimiz gerçeğinden hareketle söylüyorum bunu. Evet, Itri'ler, Kacarifler, Dede Efendiler geçmişte kaldılar bu medeniyetin oluşmasında. Akif de belki geçmişte kaldı ama değerler ittifakı, ortak değerler noktasında Akif belki de sağcısıyla, solcusuyla, ülkücüsüyle, İslamcısıyla pek çok insanımızın üzerinde maalesef hemfikir olduğu ender değerlerden bir tanesi. Onun için de her sene ve her sene Akif'i almaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Akif'in bir tasavvuru var arkadaşlar. Bir medeniyet tasavvuru var. Bir ütopyası var, geleceğe dair fikri var. Bunun üzerinde konuşmaya çalışacağım. Türk modernleşmesi, Osmanlı Türk modernleşmesi içerisinde Akif'in şiirleriyle anlamaya çalışacağız. Modernleşme hepimizin bildiği gibi basılı bir kavram. Moda kelimesinden, mod kelimesinden geliyor Yunanca. Ve özellikle pozitivizm ve rasyonizm evresinden sonra sekülerleşme ile birlikte dinin dışında, dine rağmen değil, dinin dışında bir hayatın var olabileceğine dair bir söylenme ortaya çıkıyor. Modernleşme kavramı. Bizde de özellikle ilk toprak kayıtlarıyla Karlof Çağrı'nın sonra pragmatik olarak ilk toprak kaybının askeri alanda geliştirme, askeri alandaki iyileştirmelerle bertaraf edilebileceğini düşünen zihniyet modernleşmeyi bir zaruri ihtiyaç olarak görüyor ve 200-250 sene belki tartışılıyor ve hala tartışılıyor. Özellikle de Tanzimat döneminde modernleşme bir zaruri ihtiyaç olarak değerlendirilmeye başlıyor. Meşrutiyetle birlikte ise kaçınılmaz bir gerçek. Evet diyor, bütün Türk aydınları, Osmanlı Türk aydınları modernleşmemiz gerekiyor. Ama nasıl modernleşeceğimiz konusunda ortak bir fikir yok. Ziya Paşalı'nın, Namık Kemal'lerin, efendim akabinde Prens Sabahattin'lerin modernleşme üzerinde ne kadar kafa yorduğunu biliyoruz. Kimisi batının tamamen taklit edilmesi gerektiğini, kimisi köklerimizden yeni bir filiz çıkması gerektiğini, geleneğe dayanan bir modernleşme olması gerektiğini söylüyor. Akif'in modernleşmesi de bu anlamda bu şekilde değerlendirilebilir. Kökü mazide olan bir Atiye Yahya Kemal'in söyleyişiyle. Peki bu kökleri Akif nereye dayayacak ve nasıl bir gelecek kuracak bu köklerle? Akif'in şiirinin temel genetik kodları var. Bunlar en çok değer verdiği noktalar, ahlak gibi, modernleşme gibi, eğitim kurumları gibi ve bunların akabinde ki zaten biçimsel olarak da baktığımız zaman, safahata biçimsel olarak baktığımız zaman bir Osmanlı parlaması ve dökümünü yapmasının akabinde Asım'la birlikte bu ütopyayı oluşturmaya çalışıyor Akif. Bunun üzerinde de konuşacağız. Tartışmanın içerisinde olanlardan, modernleşme tartışmasının içerisinde olanlardan bir tanesi de Akif. Akif kendi modelimizi, kendimiz, kendi dinamiklerimizin içerisinden çıkartmamız gerektiğini düşünen aydınlardan bir tanesi. Kimseyi taklitle ya da tamamen geleneğe bağlı kalarak, geçmişe bağlı kalarak ileriye dönük bir şey yapamayacağımızı düşünüyor. Bazı şiir örnekleriyle, hocam 12 dakika süre verdiği için doğrudan geçmek
istiyorum. Çünkü yoksa modernleşmeyi uzun uzun anlatabiliriz. Özellikle Berlin hatıraları, Süleymaniye kürsüsü gibi şiirlerinde modernleşmenin izlerini görüyoruz. Elbette ki diğer şiirlerinde var ki dediğim gibi Safahat'ın kodlarına işlemiştir adeta modernleşme düşüncesi. Ama bu şiirlerde biraz daha ön plana çıkıyor ve tematik yapıyı büyük ölçüde modernleşme oluşturuyor. Berlin hatıralarında örneğin şöyle söylüyor Hakim. O halde bizdekiler sadır hiç değil Şafii. Fünun'un müsbet eden istifademiz menfi. Ne kaldı? Bir edebiyatımız mı? Vay sefa, bırak ki ettiği yoktur bir ihtiyaca vefa. Akif, bir tasavvur adamı olmakla beraber, bir ütopya kurmakla beraber aynı zamanda bir çilekeş arkadaşlar. Belki de zavallı da bir adam, zavallılığının sebebi de Osmanlı'yı çöküş içerisinde görmüş olmasıdır. O ihtişamın ortada kalkıp artık yavaş yavaş yerini bir yaneliğe ve hem ahlaki hem ekonomik hem siyasi çöküntüye bırakmış olmasından dolayı kaygı duyan bir adam ve buna üzülen bir adam. Tarihin, şöyle söyleyelim, tarihte ya da tarihe yön verme noktasında iki çeşit insan tipi var. Bunlardan bir tanesi durumun lüzumsuzluğunu ve gereksizliğini ve anlamsızlığını fark edenler ve değiştirmek isteyenler, değişmesini isteyenler. İkinci türdeki insanlarsa bu gereksizliği ve durumun bozukluğunu fark edip dönüştürebilen insanlardır. Edebiyatçıların ve sanatçıların pek çoğu durumdan rahatsız olur ancak yerine yeni bir sistem koyma noktasında cevap aramaz. Akif ise cevap arayan insandır. Osmanlı'nın değil sadece yönetimiyle, kültürüyle, her dinamiğiyle ilgilenir arkadaşlar. En küçük birim, aileden, en yüksek birime, devlete kadar Osmanlı'ya bir mercek uzatır, kamera uzatır ve bunu büyütür, her birini didik didik eder ve burada ileriye dönük hangi yanlışlar var ve ileriye dönük neleri değiştirebilirizin cevabını alır. Asım büyük ölçüde zaten bunun üstüne yapılanmıştır. Ütopyadır ve ütopik bir metindir zaten. Alıntıladığım şiirde ise Akif edebiyatın maalesef açmaz içerisinde olduğunu, Osmanlı'nın ahlaki çöküntüsünün her kuruma yansıdığı gibi edebiyata da yansıdığını. Ki bunlar içerisinde elimizde kalan yegane amelin de edebiyat olduğu gerçeğini hatırlatarak söylüyor. Maalesef dediği şey bu. Akif'in dramı dedik bir taraftan evet Osmanlı'yı çöküş içerisinde görmüş. Çünkü Osmanlı'nın hafif de olsa son dönemindeki ihtişamına yetişmiş. Ama gözlerinin önünde çöken bir imparatorluk var. Bunun dramını yaşayan bir insan. İkinci sebep ise Avrupa'yı görmüş olduktan sonra onların müreffeh toplum yapıları karşısında dönüp de bize geri geldiği zaman ikisini karşılaştırma imkanı bulduğu zaman içine düşmüş olduğu psikoz. Bundan rahatsız. Neydik, ne olduk diye. Bundan rahatsız. Onun için şöyle söylüyor Fatih Kürsüsü. Bakın mücahit olan galiba şimdi bir kere. Havaya hükmediyor, karni olmuyor da yere. Dönümde atıl olan şey, çarkı seyredin ne yeri? Yakında kalmayacak, yeryüzünde belki yeri. Nedir şu bir sürü fenler, nedir bu sanatlar? Nedir bu ilme tecelli eden hakikatler? Sefineler ki yarar kıta kıta deryayı, şimendifer ki karar buka buka dünyayı. Gemisiyle, uçağıyla, fenliyle, bilimiyle Batı'nın bizden ileri olduğuna kanaat etmiş artık. Ve bunun için düşün. Gözleriyle görmüş ve bu ilmin arkasındaki dinamikleri çözmeye çalışan bir dram var.
Hakk'ın Sesleri'nin de yine tercümesi şiirlerinde yeri kalmış mıktan kurtulmak için en temelde yapılması gereken şeyleri söyler ki burada en başta aile terbiyesinin akabinde de örgün eğitim kurumlarının üzerine düşen görevleri tek tek dile getirir artık. Ve burada Türk gençlerine seslenir. Gökler ve yerler uyanırken, dünya uyanırken uyumak hastalıktır der. Burada gözlerimizi dört açmamız ve teknolojik, kültürel, siyasi, her türlü gelişmenin farkında olmamız gerektiğini düşünür. Akif ki muhafazakar diye düşündüğümüz Akif. Son derece ileriye dönük fikirleri vardır bu anlamda. Ve asrı ilim çağı, uyum çağı olarak değerlendiriyor Akif Köse İmam şiirinde. Bu cehalet yürümez, asra bakın, asrı uyum. Başlasın terbiyeniz ailelerden oğlum. Asır ilim çağıdır ve bu ilim çağını yakalayabilmek için gözlerimizi dört açmamız gerekir. Ama öyle mi? Değil. Ataletin o mülevves ve resubatı bütün numune işte. Biziz, görmek isteyen görsün diyerek kendi gerçeğinin farkında olan bir şair karşımıza çıkıyor. Derslerden belki hatırlarsınız, yeniden tekrarlamakta hiç görmüyorum. Yahya Kemal naif bir adamdır. Nostalji duygusuyla ve Bergsoncu bir hareketle sevgiciliği getirdiği o naiflikle belki de yumuşak bir şekilde bizim geçmiş görkemli güzel günlerimizi hatırlatarak, akıncı ceplerimizin coşkusunu hatırlatarak bizi yeniden heyecana kavuşturmak isterken Akif hiç bunu yapmaz. Akif doğrudan yüzümüze tokat gibi çarpar. Çünkü Akif'in şiiri halka doğrudan gitmek zorundadır. Vakit kaybına lüksü, tahammülü yoktur Akif'in. Bunun için bu teressübatın numunesi olarak da bizi görmekten çekinmiyor bakın. Çok zaman sanatçılar alt tapıncı içerisinde halkı eleştirmekten korkar ve çekinirler yanlış anlaşılma korkusuyla. Ama Akif'in böyle bir derdi yoktur. Tabi bu milletin Akif'e verdiği güçle ilgili bir şeydir bu. Belki başka şairler söylese Akif'in söylediklerini gücenebiliriz, çekinebiliriz, alınabiliriz. Ama Akif yüzümüze bu tokatı atarken o Akif'tir, babadır deyip diğer yanağımızı da çeviririz. Akif söz konusu olduğu zaman. Hocam son iki dakika dediğiniz ama ben daha iki saat konuşuyorum. Ben demedim. Öğrencilerimiz anlar. Sonunda üç nokta diyeceksiniz. Sonra hocam üç noktayı dolduracak mübarek. Hocam onları öğrencilerin sıkılmasına göre bu iki dakika göreceli bir kavram olabilir. Sıkmazsak iki dakika. Geçiyor, iki dakika geçiyor. Geçin. Devam ediyorum hocam ben. Siz bana hakikaten bulur gerisiye kadar. Bilime verdiği örnek, değer daha doğrusu için örnek, müthiş bir örnektir bu ve her defasında atasözü gibi olmuştur bir örnek. Müslüman elde asa belge delik başta sarık, sonda sırtında yedek şaplı 5-10 deste çarık, 6 aylık yolu dağ taş demeyi çiğneyerek Çin limacindeki bir ilmi gidip öğrenecek. Tabi bu metinler arası hadisten devşirilmiş bir şiir. Akif estetiğiyle yeniden bize heyecan veren bir şiir. Hızla geçiyorum. Bir tartışma olsun istiyorum. İbrahim Hocam'ın ve Muharrem Hocam'ın görüşlerini de bu anlamda almak niyetindeyim. Bu şiirle sonlandırayım isterseniz hocam. Çünkü yoksa ben daha çok konuşacağım. 20'şer dakikaya çıkardım. 20 dakika olmuş. Tamam, şimdi. Akif'in, dedik ya, Türk modernleşmesi içerisinde çok ciddi bir yeri var. Evet, geleneğe tutunmak istiyor.
Ama modern kavramının kendisi henüz tartışılmış bir kavram değil. Bugün de modernizmin bazı sıkıntılarından sonra bu tartışmalar zaman zaman araya geliyor. O gün şartları içerisinde düşünürsek külliyen bir sıkıntı var. Çünkü modernizm henüz ne olduğu belli olmayan bir şey. Modernleşmek evet gayret ama ne olduğu, nasıl olacağı noktasında hiç kimsenin bir fikri yok. Batı medeniyeti ve ya da müreffeh toplumlar karşısında ya da muasır medeniyetler karşısında aşırı bir durum olduğunu söylemiştim ya. Japonların keşfinden sonra Akif'in bu duram daha da artıyor. Şöyle söylüyor Süleymaniye Kürsüsü'nde. Sorunuz şimdi Japonlar da nasıl millettir? Onu tasvire zafer yağmalamam hayrettir. Şu kadar söyleyeyim, din mübini orada, ruhu feyyazı yayılmış, yalnız şekli bu da. Siz gidin Saffet-i İslam'ı Japonlarda görün, o küçük boylu büyük milletin efradı bugün, Müslümanlıktaki erkanın siyanette ferit, Müslüman denmek için eksiği ancak tevhid. Akif'in fikri ya da dayandığı temel düşünce dinden kaynaklı alınıyor aslına bakarsak. Yani İslam'da herhangi bir tereddüt görmüyor. İslam'ın yanlış yorumlanması ya da bu topraklarda başka bir şeye dönüşmesi ya da Osmanlı'nın son dönemlerinde birlikte, ekonomik ve ahlaki çöküntüyle birlikte külli bir çöküntünün, mevti külli diyor zaten ahlaksızlık içinde, bütünüyle ölmektir diyor hakim. Hakikaten böyle bir tabi durum. Japonları gidip gördüğümüz zaman Saffet-i İslam'ın orada yeşerdiğini görebileceğimizi düşünüyor hakim. Durum gerçekten böyle mi değil mi tartışılabilir. Neden dersin? Japonlar Müslüman değil. İslamiyet'le uzak yakın ilgisi yok. Bırakın onu tek tanrı inancı yok. Bir Allah inancı yok. Ama bunlara rağmen müthiş bir medeniyet ortaya koymuşlar. Bir kültür ortaya koymuşlar. Akif bunların karşısında sıkıntı yaşayan bir adam bence. Buradaki metinden anladığım şey açıkçası bu. Bir tarafından üzülüyor ama bir taraftan da modernleşmenin ne olduğunu farkında değilmiş gibi geliyor bana. Tevhidin orada buda şeklinde ortaya çıkması başka dinamiklerin, modernleşmenin getirdiği ya da bir medeniyet oluşturmada başka dinamiklerin varlığını gösteriyor bence. Akif bunun farkında mı değil mi? Bence farkında ama dile getirmekten de çekiniyormuş. Çünkü içinde bulunduğu durum hiç hoş bir durum değil. Müslümanlığın bu kadar ayaklar altında olması, Müslüman toplumların bu kadar ayaklar altında olmasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu bence biraz aklının da karışmasına sebep oluyormuş gibi. Çünkü modernleşme dinle doğrudan ilintili bir şey değil, dinden bağımsız da olabiliyor. Dini modernleştirmeye çalışmıyoruz biz toplum olarak modernleştirirken, dikkat edin. O bir başka yaşamsal alan olarak ya da bir uhrevi, kutsi mekan olarak, alan olarak kalıyor. Yoksa modernleşme son derece nesnel bir şey, çok fazla dünyevi ve cismani bir şey. Bu ikisini buluşturmasını ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Ancak o tokatı çarparken bir de bunlara bakın diyerek belki de bunu söylemek diyebilirim. Tokatı hissediyor. Hakikaten tokatı. O zaman son olarak yarım saat, son yarım saat sunumu bitirmeye çalışayım hocam. Bu bir tartışma olarak kalsın diye sonradan soru cevap olursa tartışalım diye söylüyorum bunu. Akif'i modernleşmeyi gelenekte bulduğuna dair ipuçlarından bir tanesi şu şiirdir. Bölümün daha doğrusu Süleymaniye Kürsüsü'nden. Yani bir nilüfer çiçeği olmamızı istemiyor. Akif bir lotus gibi köklerimizin suyun üstünde salınmasını istemiyor. O köklerin toprağa ulaşmasını istiyor ve o köklerin toprağa ulaştıktan sonra genişleyerek sağlamlaşması arzusu içerisinde. Onun için de şöyle söylüyor.
O kanaat de şudur. Sırrı terakkinizsiz, başka yerde taharriye heveslenmeyiniz. Onu kendinde bulur yükselecek bir millet, çünkü her noktada taklit ile sökmez hareket, alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son suretini. İyi altıda tutun ettiği miktar demin, bütün edvar-ı terakkiyi yarıp geçmek için kendi mahiyet-i ruhiyeniz olsun kılavuz, çünkü beyhudedir, ümmiydi, selamet, onsuz. Hepsi de atasözü olabilecek kıvamda dizeler bunlar. Rakif'in bize söylemek istediği şey, Türk'ün kendi dinamikleri içerisinden bir hareket çıkartıp ve kendi gerçeğinin farkında olup buradan nüvelenen, çekirdeklenen, filizlenen bir çınarın oluşmasını sağlamak. Yoksa taklitle falan olacak şey değil. Bir konuşmamda bundan önce şöyle söylemiştim. Bir anda aklıma gelmişti. Dinleyicilerden de ilk etapta olumsuz bir tepki de almıştım, reaksiyon almıştım. Akif'in şiirinin maalesef hala geçerli olduğunu söylemiştim o konuşmada. Bugün de söylüyorum, inanın Akif'in şiiri maalesef hala geçerli. Hala milyonlarca insan bu topraklarda ölmekte, her gün onlarca, yüzlerce insan ölmekte. Lüzumsuz yerde bunu söylüyorum, savaşlarla, şunlarla, bunlarla. Ve düşmanı dışarıda değil, kendi içimizde aramamız gerekiyor, kendi zihnimizde aramamız gerekiyor. Akif'in şiiri maalesef bunun için hala geçerli. Akif 100 sene önce bizi uyarmaya çalışmış ama pek dinlememişiz gibi. Görünen panorama bu. Teşekkür ediyorum. Soruları nasıl olursa panelin sonunda soracağız. Şimdi sözü doçent doktor Muharrem Dayanç hocamıza bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Önce hepinize hoş geldiniz diyorum. Ama salona baktığımda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü dışında üniversitedeki diğer bölümlerin yönetici büyüklerimizin Akif'e çok iltifat etmediklerini de görüyorum. Estağfurullah. Musa hocam. Nedim abimiz var. Sözümüz meclisten içeri. Onlar benim ne demek istediğimi anladılar. Bu toplantıya katılmak Akif'e değer vermeyi gösterir mi, bir ölçüt mü? Bence değil. Ama insan bir şeyleri de dünya gözüyle görmek istiyor. Mehmet Akif Ersoy benim üzerinde en fazla durduğum, anlamaya çalıştığım, anlamlandırmaya çalıştığım, hatta fırsat bulursam en kısa sürede kendisiyle ilgili kitap yazmayı planladığım bir insan. İyi ki de bugüne kadar Akif'le ilgili bir kitap yazmamışım. Çünkü Akif'le ilgili bazı düşüncelerimin yavaş yavaş olgunlaşmaya başladığını görüyorum. Akif günümüzün klasik kavramlarıyla anlatılabilecek bir insan değil. Kafamdaki temel soru hep şu oldu. Yeni Akif'ler yetiştirebilir miyiz? Bu toplum yeni Akif'ler yetiştirebilecek kök değerlere sahip mi? Hala sahip. Ben bunun hala mümkün olduğuna inanıyorum. Yoksa burada konuşmamın bir anlamı kalmaz. Üzülerek söylüyorum. Yaklaşık 10 sene Mehmet Akif anlattım. Öğrencilerimin yüzü burada. Safahat'ı öğrencilerime okutamadım. Hadi dedim bir bölüm okuyalım. 6. bölümü okuyalım. Asım'ı okuyalım. 3-5 öğrenci gönüllü olarak okudu ama onun dışındaki öğrencilerim çok fazla Safahat'a iltifat etmediler. Haddimi aşayım, ben birçok edebiyatçının da Safahat'ı okuduğu düşüncesinde, kanısında değilim. Şunu kastediyorum.
bütün kelimeleri tek tek çıkararak ve hangi şiirin hangi nedenlerle yazıldığını adeta bir arkeolog gibi merak ederek okumaktan bahsediyor. Yani aslında okuyorsunuz, şu Boğaz Harbi nedir, var mı ki dünyada yaşayan kesif orduların yükleri 4, 4'ü 5'i. Mısralarını okuduğumuzda eğer Akif'le birlikte ruh dünyasında Necip çöllerinde dolaşmıyorsak ben onu Safahat'ı okuma olarak düşünüyorum. Yani Safahat'ı okumak herhangi bir edebi metni okumak anlamına gelmiyor benim için. Geçenlerde bir telefon aldım. Telefondaki soru şuydu. Hocam, Mehmet Akif şair değilmiş, bir manzumeciymiş. Bu konuda ne dersiniz? Telefonda söylediklerimi çok kısa özetleyeceğim. Dedim ki Mehmet Akif'in, Abdullah Cevdet'in, Ziya Gökalp'in, işte 10-15 tane yazar adı saydım. Yaşadığı dönemde 3 tane Edip Cansever, 5 tane Turgut Uyar, işte 4-5 tane Sezai Karakoç vardı da Mehmet Akif o şiirleri mi yazdı? Hayır. Yani Mehmet Akif'in yaşadığı dönemde ikinci eli tarzında şiir niye yazılmadı demek ne kadar absürtse, ikinci eli mantığıyla Mehmet Akif'in şair olmadığını söylemek en az onun kadar absürt. Bu cümleleri kuran insanların Türk şiir tarihini bilmediklerini gösterir. Dolayısıyla sadece estetik kaygılarla veya sadece formdan hareketle Mehmet Akif'in şiirini değerlendirirsek, evet, Mehmet Akif'le ilgili çok ciddi eleştiriler yapabiliriz. Yine açık konuşuyorum, Mehmet Akif'e de gerekirse eleştiriler bakılmalı. Gerekirse fazla oldu, Mehmet Akif'e de eleştiriler bakılmalı. Ama hakkını yemeden, hakkını vererek. Mehmet Akif'in hakkını verebilmek için ikinci meşrutiyet dönemini çok iyi bilmek lazım. İkinci meşrutiyet döneminde ne olduğunu bilmek lazım. Hangi düşünce akımlarının hangi birikimlerden sonra tekrar revize edildiğini bilmek lazım. Ve ikinci meşrutiyet sonrasında ne olduğunu bilmek lazım. Bugüne kadar hangi toplantıya katıldıysam, Akif'le ilgili toplantıları kastediyorum, temel soru şuydu: Akif Mısır'a niye gitti? Bu sorunun bir sürü cevabı var. Sistem Ansiklopedisi'nin Mehmet Akif maddesine bakarsanız, orada Orhan Okay Hoca 6 tane neden sayıyor. Ben bir tanesini söyleyeyim. Hak ettiği emekli maaşı ödenmiyordu. Daha açık söylüyorum. Akif aç kalmıştı. Evet, Akif açlıktan ölmedi çünkü Mısır'la dostları vardı. Dostları onu Mısır'a çağırdılar. Ama Akif'in oğlu Mehmet Emin Ersoy açlıktan öldü. Biz neyi konuşuyoruz burada? Bu millet İstiklal Marşı'nı yazan Akif'in çocuğuna sahip çıkmadı. Altını çizerek söylüyorum, herkes duysun bunu. Böyle bir milletin bugün bulunduğu durumdan dahil olma ihtimali yok. Önce kendimizle yüzleşeceğiz. İstiklal Marşı'nın çözümlemesiyle ilgili 3-4 tane deneme tarzında metin var, onun dışında hiçbir şey yok. Bu çocuklar ne okuyacaklar, nereden okuyacaklar? İstiklal Marşı'nda bir kere bile biz kelimesi geçmez. Niye geçmez biliyor musunuz? Biz demek topu taşa atmaktır. Biz bu konuyu hallederiz. Hayır, ben hallederim, sen halledersin, o halleder. Hep beraber hallederiz. Ama herkes tek tek, birey birey elini taşın altına koymak zorundadır der Akif orada. Biz İstiklal Marşı'ndaki zamirleri bile merak etmedik bugüne kadar. Dolayısıyla Akif'le ilgili konuşmak, her şeyden önce kendimi kastediyorum burada, böyle büyük laflar etmek benim için bir anlam ifade etmiyor. Hasan Gönen hocam, rektör olarak seçildikten 3 ay sonra bir Mehmet Akif anma programı yaptık. Bilmiyorum, buradaki arkadaşlar hatırlıyorlar. Ben bir teklifte bulundum. Büyük bir heyecanla bulundum. Çok büyük teveccüh göreceğine inanarak bulundum. Teklif şuydu: Safahat okuma günleri yapalım. Bir tarihçi arkadaş gelsin, bir edebiyatçı arkadaş gelsin, bir felsefeci arkadaş gelsin, düşünce tarihiyle ilgilenen bir arkadaş gelsin, Süleymaniye kürsüsünü okuyalım, hep beraber değerlendirelim.
Ama öyle bir şey gerçekleşmedi. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. O bir teklifti ama ben tekliften bir adım öteye geçme şansına çok da sahip değildim. Şimdi bu girişten sonra hocam kaç dakikam kaldı bilmiyorum ama benim derste bir yöntemim var. Önce kitapları gösteririm. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bugüne kadar yapılmış 3-4 tane çalışma var. Birkaç tanesini aldım geldim. En iyisi Fazıl Gökçe'nin çalışması. Ne dersiniz hocam? İtiraz yok değil mi? Onun dışında mutlaka okunması gereken kitaplardan biri Akif'in can dostu Hasan Basri Çantay'ın Akifnamesi. Mehmet Emin Erişilgin'in Bir İstanlı Şair'in romanı Mehmet Akif ve Mithat Cemal'in Ölümün 50 yılınca Mehmet Akif. Burada bir anekdot var. Hani demin dedim ya, Mehmet Akif şair mi değil mi? Manzumeci mi, şair mi? Yazdıkları içinde şiir var mı yok mu tartışmalarına cevap olması açısından. Çok mahcup bir insan Mehmet Akif Ersoy. Annesi şiir yazdığını bile bilmiyor. Ve kimden duyduysa anlatan Mithat Cemal, kaynak güvenilir. Ya oğlum diyor, sen şiir yazıyormuşsun. Akif çok mahcup oldu. Ne diyeceğini bilemiyor. Kalkıp gitse annesine saygısızlık olacak. Ya anne laf işte diyor. Yani öyle bir şey yok. Hayır hayır diyor. Ben birkaç tanesini dinledim. Çok hoşuma gitti diyor. Annesi çok ısrar edince şiirlerinden birkaç tane örnek okumak zorunda kalıyor ve şiirleri biter bitmez. İşte gördüğün gibi laf anne diyor. Şimdi laf vardır, söz vardır, kelam vardır. Lafla edebiyat olmaz. Laf olan biri gelinir. Yani sözün incelmiş haliyle, kelimenin incelmiş haliyle edebiyat yapılır klasik anlayışa göre. Hani Nedim der ya, bir söz dedi canan ki keramet var içinde. Sözde keramet yükleyemiyorsanız şiir yazamazsın. Geri geliyorum. Annesi bugüne kadar okuduğum en güzel Akif eleştirisini ve çözümlemesini yapıyor. Diyor ki, oğlum diyor, incesin ipe, kalınını sapa dizmiş. İşte Anadolu kadını, Anadolu annesi bu kadar irfan sahibidir. Vallahi ben bir sürü şey hazırlamıştım. 3-4 tane konu vardı kafamda. Büyüklerimiz gelseydi başka bir konuyu sunacaktım. Hatta hocama dedim, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Akif'e bakışı üzerinde duracağım. Biraz ondan da vazgeçtim. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Akif'e bakışı biraz mesafeli. Onu sürekli Tevfik Fikret'le birlikte değerlendiriyor. Ve estetik formu pek fazla gözetmediklerini, toplumsal şiir, faydayı önceleyen şiir yazdıklarını söylüyor. Bu bir yere kadar doğrudur. Ama yazdığı hiçbir yazıda İstiklal Marşı ve Sefaat kelimesinin doğru düzgün geçmemesi Tanpınar'ın biraz Mehmet Akif'e yanlı davrandığı düşüncesini oluşturdu bende. Belki bunu bir başka toplantıda ayrıca bütün yönleriyle ele alırız. Tanpınar'a da haksızlık etmek istemem. Çünkü Türk Edebiyatı'nın yüzaklarından biridir. Tanpınar'la ilgili konuşurken dikkatli olmak lazım. Ben Mehmet Akif Ersoy'un temel niteliklerini kısaca toparlayacağım ve konuşmamı bitireceğim. Mehmet Akif Ersoy her şeyden önce gerçekçi bir insandır. Bir şiirinde diyor ki, hayır, hayaliyle yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Arkadaşlar buradaki meslek bugün bizim anladığımız meslek değil. Yol, gidilen yol demek. Ne diyor? Şudur cihanda benim en beğendiğim yol, tarz, yöntem, sözüm olur gibi olsun ama gerçeği söylesin. Hem burada sözüm olur gibi olsun ifadesini keşke söylemeseydi. Yani o ayrıntıya girmeyelim. Mehmet Akif Ersoy hafızdır. Yani Kur'an-ı Kerim'i beyninde ve gönlünde taşıyan insandır. Mehmet Akif Ersoy neyzendir. Ney üflemeyi bilir. Neyin de kendi içinde bir sürü kategorisi vardır. Ney üflemek için bir insanın en az 3-5 yıl nefis terbiyesinden geçmesi gerekir.
böyle günümüzün neyleri, Şah neyle alakası olmayan neylerdir, onları küçümsemek için söylemiyorum. Şah neyi üfleyebilmek için bir insan nefis terbiyesinden geçmek zorundadır. Yani işini temizleyemeyen neye o nefesi verendir. Onu söylemeye çalışıyorum. Mehmet Akif Ersoy hem Batı'yı hem Doğu'yu bilen insandır. Arapçayı bilir, Farsçayı bilir, Fransızcayı bilir. Şimdi nasıl bilir? Hani biz CV yazarken CV diyorlar gençler. İşte şu üç tane dil yazarız oraya. İşte İngilizceyi bilir, Fransızcayı bilir, biraz da şunu bilir. Ama kullanmaya geldiğimiz zaman onların sadece kağıt üzerinde kaldığını görürüz. Mehmet Akif Ersoy Farsçayı, Sabi'yi, Hafız Divanı'nın, Gülistan'ın, Mesnevi'yi asıllarından okuyacak ve asıllarından okuduğu eserleri safahatta kullanacak kadar bilir. Kur'an-ı Kerim tercüme edilecektir. Akla gelen ilk insan Mehmet Akif Ersoy'dur. Arapçayı o derecede bilir. Lamartine'in herhangi bir şiiri okunduğunda dinlediği Fransızca kelimeleri Türkçesiyle şiir formunda söyleyecek derecede Fransızcadır. Yani böyle bir dil bilmekten bahsediyorum. Onun dışında Akif sporcu bir insandır. Yüzmeyi bilir, güreşi bilir, gülle atar. Akif Mesnevi Han'dır. Eskiden Mesnevi belli bir ritüele göre okunurdu. Ve Mesnevi okutabilmek için Mesnevi Han'lardan icazet almak gerekirdi. Mehmet Akif Ersoy bu icazeti almış insandır. Ve hayatı boyunca ona yakın öğrenciye Mesnevi okuttuğu söyleniyor. Bu ne demek? Mesnevi'yi sadece öğrencileriyle birlikte ritüellere uygun bir şekilde en az 10 kere okumuştur demek. Ben bugüne kadar Mesnevi'yi baştan sona orijinal kaynağından okuyan bir insana rastlamadım. Bu belki benim tavizsizliğim oldu. Ama bizim beslendiğimiz temel kaynaklardan biriydi Mesnevi. Buraya kadar söylediklerimizi toparlarsak, şairdir, sanatçıdır, devlet adamıdır, Sırat-ı Müstakim dergisinde baş yazardır. Hemen Sırat-ı Müstakim'le ilgili bir örnek vereceğim. Mehmet Akif Ersoy'u İslamcı bir yazar, şair olarak nitelendirmek biraz Mehmet Akif'i anlamamak gibi geliyor bana. Çünkü klasik anlamda, bugün anladığımız anlamda Mehmet Akif Ersoy, İslamcı kavramının içine sığdırılamayacak kadar farklı bir insan. Dünyada kendisine itiraz ettiği hiçbir medeni gelişme ve değişme yoktur Mehmet Akif Ersoy'un. Onu söylemeye çalışıyorum. Sırat-ı Müstakim dergisine bir mektup gelir. Bu mektuplara büyük ihtimalle cevapları Mehmet Akif Ersoy vermektedir. Mektubun geldiği yer Kazan taraflarıdır. Şöyle bir soru sorulur mektupta. Aslında bu soru o dönemde toplumun ne durumda olduğunu da gösterir. İşte bizim camimizin imamı gazete okurken görüldü. Hatta resim çektirdiğine dair rivayetler var. Arkasından namaz kılınır mı kılınmaz. Şimdi nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Mehmet Akif'e muhafazakar dediğinizde vereceği cevap aynıdır, modernist dediğinizde vereceği cevap aynıdır. Veya belli bir kalıba sıkıştırmaya çalıştığınızda vereceği cevap aynıdır. Sana cevap olsun diye demiyorum. Sakın yanlış anlama. Cevap şudur. Bir toplulukta 10 kişi varsa ve o toplulukta bir insan çok gazete okuyorsa namazı onun kıldırması gerekir çünkü onun dünyadan daha çok haberi vardır. Cevap uzayıp gidiyor. Dolayısıyla Sırat-ı Müstakim'i, Sebebül Reşat'ı, İslam Dergisi'ni yani ikinci meşrutiyet döneminin birikimini anlamadan Cumhuriyet dönemini anlayamayız. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarını anlamadan da 50'leri 60'ları anlayamayız. Onları anlamadan da bugün havanda su dövmenin hiçbir anlamı yok. İyi bir çevirmendir, bilim insanıdır, Darülfünun'da dersler vermiştir. Dolayısıyla bugün yeni insan yetiştirmede şahsını örnek alabileceğimiz bir numunedir, örnektir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Için teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız Profesör Doktor İbrahim Şahin. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum.
bize hoş gelmesi yorumlarca. Aslında başka bir yerden girecektim ama Muharrem Hoca bana laf soktu. Onun karşılığını vermem lazım. Oradan gireceğim mecburen. Hadi aşmak değil tabii. Söylediklerinin %99'undan hem fikrim ama bu manzume meselesi, manzumecilik meselesinde biraz ayrı düşünüyorum. Çünkü Fazıl Bey doçentlik çalışması olarak hazırladı. Orada da bu konuyu tartışıyor. Akif'in birçok metni hakikaten manzumedir. Ayrıca manzume yazmak kötü bir şey de değildir. Ben şairlik kabiliyeti konusunda hiçbir itirazda bulunmuyorum. Akif'in bakınız, bizzat kabiliyet itibariyle. Fakat yazdıkları yine şiir konusundaki görüşlerinden dolayı bunun altını çiziyorum. Devrinden dolayı evet, manzumedir ve bunun da bir sakıncası yoktur. Bizatihi hocanın okuduğu metinlerde manzumeyi görüyorsunuz. Şimdi biz ben şair değilim diye bas bas bağıran Namık Kemal gibi bir adamı şair diye 100 senedir tanıtıyoruz. Ama tam buna gibi yine şiiri, edebiyatı çok iyi bildiğine inandığımız bir adamın Tanzimat manzumecidir lafını bir kenara bırakıyoruz. Edebiyat söylenen makalelerde bunu kendisi söyler tam buna. Ama bu ayrıca bir nakise değildir. Nakise de değildir. Yani Akif'in şair kabiliyeti, şairlik kabiliyeti konusunda hiçbir itirazım yok. Hocanın da söylediği gibi ikinci meşrutiyet devrinin sosyal ve siyasi şartları çerçevesinde baktığımızda o metinlerin manzume düzeyinde olması icap eder. İcap eder. Çünkü bizim edebiyatımız 19. yüzyılda değişti. 1830-1850-48 arasında Fransa'da sosyal sanat diye bir akım vardı ve bu realizmin temeli oldu. Aşağı yukarı 12 sene sonra 1860'larda Şinas biliyorsunuz 1849'da gitti Paris'e. Bizim edebiyatımız da değişti. Ve Akif 1873 doğumlu. Parnasyen edebiyatı Fransa'dan almış olan Servet Fünun edebiyatıyla tanışarak büyüdü. Yaşı itibariyle baktığımızda da böyle. Kaldı ki onun şiire ilişkin görüşleri, klasörleri göstereceği klasik edebiyata yönelik geliştirilerinde bunu görüyorsunuz. Öyle Baki, Fuzuli vesaire gibi bizim bugün yüksek şiir, büyük şiir diye, büyük şair diye tanımladığımız isimlerin sanat görüşünde ve dilinde doğal olarak farklıdır. Ama bir şiir fikrimiz varsa onu en zirveye koyalım ve şair dediğimiz kimselerin dilini, edebi dilini, edebi dilini, bakın mizacını şunu bunu ayırıyorum, edebi dilini buna göre ne yapalım? Mukayese edelim. Akif 1911'de yayınladı Sefahat kitabı. 1911-1936 arasında işte yedi kitap Sefahat. Bunların birincisinde 1911'de yayınladığında dikkat ederseniz daha çok sosyolojik meseleler vardır. Bu sosyolojik meseleler fakirlik, fukaralıkla, yoksullukla ilgilidir. Gözlemci bir adamdır. Bu bakımdan da parnasyenlerle ilişkilidir biliyorsunuz. Yani realizm edebiyattaki görüşü görüyoruz. Mutlaka bir batı edebiyatına bağlamak mı lazımdır? Hayır, değildir. Ama batı edebiyatını bildiğini de hocam da biliyor, biz de biliyoruz. Değil mi? Fransızca'yı çok iyi bir hakikaten. Arap şiirini, Arap edebiyatını, Farsçayı, yani Yunan şiirini ve hakikaten Fransız edebiyatı boyutlarını çok iyi bilir hakim. Ama aralarında esas olan sanat yapmak değildir, bunu da kendisi söyler. Ha bu sanatkar olmadan anlamına gelmez, tabii ki büyük sanatkar. Buna hiçbir itirazım yok. Ama daha 1911'de yayınladığı Sefahat'ta ele aldığı mevzulara bir bakalım. Yoksulluk sahnelerini anlatır. Sonra birdenbire 1913'te değişecektir. Yani ikinci kitapta bu mevzular değişir. Süleymaniye kürsüsünden de. İlk kitapta şöyle sahneler görüyorsunuz. Öyle bir levha-i dikkat ki unutmam ebediyi. Rengi uçmuş yüzünün gözleri çökmüş içeri. Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri. O şakaklar göçerek cepheyi yandan çıkmış. Fırlamış aldı, damarlar da beraber çıkmış. Bedbeniz gül gibi olmuş uçarak nur işe bağıp, o yanaklar iki solgun güne dönmüş, itaat.
tam bir sosyal sanat. İster toplumcu gerçekçi değil, ister sosyal sanat değil. Sıfat bu, evet. Tasvir ediyor, tasvir ediyor. Bu da bize spermasyonlardan gelen bir husustur. Burada bir sanat yapma gayreti var mı yok. Ama manzum söylemenin, vezini söylemenin nasıl duygulara hitap ettiğini, karşı tarafı nasıl etkilediğini doğal olarak hakim ediyordu. Bu bir kabiliyet, bu tabii ki bir kabiliyettir. Ama biraz sonra 1913'te Balkan Savaşları'nın bitişinden bir sene sonra Balkan Savaşları ki Akif'in kendi yurdunu kaybettiği bir savaş. 1,5 milyon insanın Justin McCarthy'nin ifadesiyle, tespitiyle söylüyorum, katledildiği bir savaş. Birinci ve ikinci Balkan Savaşları. Yakın dönem Türk tarihinin en büyük trajedisi. Allah'ın varlığı ile sorgulama derecesine gelecek olan Akif, bu dönemde yazdığı 1913'te yayın tarihi, burada şöyle diyor, bakınız. Öyle bir levha-i dikkat ki, pardon, öbür metinde, özür dilerim. Ya bu uğursuz gecenin yok mu sabahı, mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı, nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir ezeli levha yakında, ya Rab o cehennemle bu tufan arasında toprak kesilip, kum kesilip alemi İslam, hem fışkıracak yerlerin altındaki esnam. Biraz önce 1911 senesinde bildiğimiz gündelik hayat sahnelerinin yoksulluk, sefalet, açlık, geri kalmışlık, her neyse bunları anlatan Akif birdenbire ne yapıyor? Bakış açısını değiştiriyor. Çünkü artık mesele bir varlık yokluk meselesidir. Toprak gidiyor, millet kaybediliyor. Ondan sonra konuları değişir. Bu dönemde sadece bununla mı mücadele edecektir? Buna karşı mı bir takım manzumeler söyleyecektir? Hayır. Bu geri kalmışlığın yahut bu toprak kaybının, bu yenilmişliğin nasıl doğduğu konusunda fikir ileri sürenlerle fikir mücadelesine girecektir. Fikir mücadelesine girdiği adamlardan birisi Gökalp'tır. Birisi Gökalp'tır. Diğeri Tevfik Fikret Abdullah Cevdet çizgisidir. Birisi Türkçüdür biliyorsunuz, Gökalp'ı kastediyorum. Öteki ise Bilal Şah Batıcı'dır. Yani Fikret ve Abdullah Cevdet'i kastediyorum. Bunların yanına ayrıca Yahya Kemal bir başka isimse biliyorsunuz yine aynı nesilden aşağı yukarı Celal Nuri Bey'dir. Celal Nuri Bey'dir. 1910'larda Jön Türk gazetesini çıkaran, işte devirde, o devirde İslam'ın yanlış anlaşılması üzerinden fikirler üreten bir başka gazeteci düşünürümüz. Aynı zamanda romancı. Bunu niye söylüyorum? Geri kalmışlığının sebebi Tanzimat'tan beri gelenekte, dinde, tembellikte, efendim klasik Türk edebiyatının ürettiği dilde gören düşünceler var çünkü. Bunların hepsiyle, bunların her biriyle ayrı ayrı Tanzimat'ın başından itibaren, yani Şinasi'nin itibaren mesela mücadele etmek için bir takım metinler yazılmıştır. Şinasi'nin metinleri bizatihi bu dilde, örneğin gelenekte, şairlerimizin söylüyorum, yahut dilin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan, geri kalmışlarda sebep olan hususlar üzerinde kurulur. Akif, Türkçülüğü, Gökalp'ı bu bakımdan eleştirir bir. Niye? Çünkü mevcut siyasi sistem, siyasi organizasyon bir imparatorluktur. İmparatorluk dediğiniz şey de farklı kavim, dil ve dinlerin bir arada bulunmasıdır. Öyleyse siz milliyetçilik yaparsanız ne olur? Bu imparatorluk parçalanır. Gökalp'la münasebetini buna göre verirler. Yani Sırat-ı Müstakim, Semir-i Reşat, Eşref Edip Bey, bu çevrede oluşan fikirlerin temsilcisi olarak Akif, Türk Ocağı çevresinde, işte Türk Ocağı'nın mecmualarında, daha sonra Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak'la netleşen Gökalp'ın fikirlerine karşı bunları söyler. Ama şunu unutuyoruz ki 19. asır milliyetçilik asrıdır. 19. asır milliyetçilik asrıdır. Devrin ruhu diye bir şey varsa, yani Geist dedikleri, Almanların Zeitgeist dedikleri, İngilizlerin Spirit of Age dedikleri, yani çağın ruhu diye bir şey varsa 19. asır milliyetçilik asrıdır. Üç büyük imparatorluk aşağı yukarı 100 senenin sonunda bölünür, parçalanır. Birisi Rus İmparatorluğu, birisi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, diğeri Osmanlı İmparatorluğu. Bunun sebebi Alman romantiklerinin geliştirdiği milliyetçilik düşüncesidir. İster Arap olsun, yani İslam olsun, ister Arnavut olsun, ister başka bir dinden olsun ama imparatorluk mensubu olsun, hepsinde milliyetçilik düşüncesi çok yaygındır. 19. asır sonu 20. asır başı. Bunun ne 2. Abdülhamit önleyebilmiştir, ne Akif önleyebilmiştir. Tabii ki önlensin isterdik.
ama öğrenilmemiştir. Gökalp'la fikir çatışması bundan da var. Bilhakay düşat batıcılar, yani Fikret Abdullah Cevdet çizgisi. Bunu da İslam'ı ilerlemeye engel gören bu isimlere karşı da İslam'ın ilerlemeye engel olmadığı bir akıl dini olduğunu söyler. Akıl dini olduğunu söyler. Ama mesele bu dini yanlış anlayanlardır. Bu dini yanlış anlayanlardır. Din yanlış yorumlanır. Üstelik de edebiyat bu dinin yanlış anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Yine bu Akif'in görüşüdür. Bakın klasik edebiyata ilişkin bir ifadesi var. Şaşırtıcı gelmişti bana. Üdevamız, ediplerimiz hele gayet de bayağı mahlukat. Halkı inşa edecek öyle mi bunlar helat? Kimi garbın yalnız huşunu hasbilsin sar, kimi İran malı de köhne alır, burada satar. Eski divanlarınız dop dolu, oğlanla şarap. Bir adam fahişeden başka nedir şiir şarap? O günün şiirinden söz ediyor. Serseri hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok. Feylesof hepsi, fakat hep çoğunun mektebi yok. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoşluk eder. Bu metin Fikret'e karşı yazılmıştır biliyorsunuz. Yani Fikret'in tarihi kadimine karşı yazdığı metin. Buna karşı tarihi kadime zehir yazmıştır biliyorsunuz Fikret'in. Ha, safhat alınmıştır, alınmamıştır, bu ne kadar efendim, devrim tartışmalarından bağımsız düşünülüyor ama Fikret'in bilahakayı düşen batıcılığına karşıdır. İslam'ı bir gelin sebebi olarak görmez. Bir başka yerde daha anlatır. Abdülhamid İbrahim Kazan Tatarı'dır biliyorsunuz. Ve Kazan Tatarı bu adam 19. asırda 2. Abdülhamid'den haberli olmak suretiyle Japonya'ya gitmiştir. Kaan'ıyla gitmiştir, Kaan'ıyla. Kaan'ıyla gitmiştir. Nereden? Orta Asya üzerinde. Onun ağzından anlattığı meselelerde Orta Asya'da, bakınız edebiyatın dinin nasıl anlaşıldığını hiçbirler. İronize eder, trajik bir dil de anlatır. Orta Asya'da, Ufa'da, Semerkant'ta. Oralar. Bütün İslam coğrafyasının aslında dini yanlış anladığını ve uyuduğunu anlatmaktadır. Hem Türkçüleri hem İslamcıları İslam'ı ayrıca mistik yorumlayanları bakınız, eleştirecektir. Çünkü İslam'ın mistik yorumu daha 19. yüzyılda Mehmet Akif'ten 50 sene önce bizde yine reddedilen bir düşüncedir. İslam'ın mistik yorumu, ayağı yere basmayan yorumundan söz ediyorum. Akif'in o devirdeki manzumelerini, şiirlerini, onu da söylüyorum, şiirlerini bu sosyolojik çerçeve içerisinde, bu şartlar içerisinde düşünmeniz lazımdır. Akif, Ahmet Haşim gibi Mehtap'tan bahsetmez. Onun hassasiyeti, onun dili kullanma gerekçesi, toplumsal meselelerle ilgilidir. Onun bakışı buradandır. Bu bakış doğal olarak manzume düzeyinde bir metin gerektirir. Bu da ayrıca ve büyük bir kavram. Yani diyelim ki Ahmet Haşim'in neydi o Hubert'e şiiri? Denizlerden esen bu ince hava saçların neylensin? Bilsen melalı hasreti gurbetli kuşağıma bakan o gözlerinle o hüzünle sen ne dilersin? Şimdi bu şiir 1912'lerin Osmanlısı'na söyleyecek. Realiteyi düşündüğünüzde bir şey yok. Çünkü varlıkla yokluk arasında bir şey. Yok olma kavgası veriyorsun. Var olma kavgası veriyorsun. 1909 Trablusgarp Harbi, 1914 Balkan Savaşı, 1914 Birinci Dünya Savaşı, 1918 Kurtuluş Savaşı, tam 13 sene. 13 sene aralıksız savaşıyorsunuz ve toprağı kaybediyorsunuz. Akif'in şiirinin toplumsal gerekçesi, tarihi gerekçesi açık ortadadır. Dolayısıyla buradaki hamaset, buradaki tarih vurgusu, buradaki İslami aydınlanma, buradaki sosyal meselelere olan dikkat, dönemin o devrin gerektirdiği bir zorunluluktur. Buna Mehtap'tan bahsedilmez. Mehtap'tan bahsederseniz bugün unutulur gidersiniz. Peki Celal Sahip Bey aynı dönemin şairidir. Sonraki dönemde Türkçü'yü de vardır ama kadınlar şair olarak bilinir mesela. Ama Akif, bakınız hem idealidir hem idealisttir. Kendisi de bir idealidir. Bir de o tarafı sanatı, fikirleri ve hayatı. Üç mesele yüzünden bugün bizim mevzumuzdur. Sanatı, büyük sanattır. Hayatı, ilkeli, prensipli, dürüst, samimi ve sahiptir. Ve fikirleri.
aydınlık olduğu için, rasyonel olduğu için, akılcı olduğu için, akılcı olduğu için hakikaten. Bunun için Akif bugün bizim mevzumuzdur. Bunu Akif'i efendim sublime etmek, yok efendim o çok büyüktür, bu anlamda söylemiyorum ama hakiki değer hakikaten budur. Bunu siyasal amaçla kullanmak vesaire ayrı bir meseledir. Bunu doğru da bulmuyorum. Maalesef böyle isimlerin böyle bir handikapı var. Bir önemli şairi, bir önemli fikir adamını herhangi bir siyasi ideoloji sahiplendiğinde cemiyetin geri kalan kısmı, yani o siyasi ideolojiyle arasına mesafe koymuş isimler, ne insanlar, ne yapıyorlar? O şaire karşı tavır alıyorlar. Maalesef Akif'in başına gelen de böyle bir haksızlıktır. Aynı şey Necip Fazıl'ın başına gelmiştir. Aynı şey Nazım'ın başına gelmiştir. Maalesef. Maalesef. Edebi kıymet, fikirdeki samimiyet, hayatındaki hüsnü niyet, bunların hepsi unutulmuştur. İşimize geldiği için Akif üzerinden, Tanpınar üzerinden, Necip Fazıl üzerinden kendimizi meşrulaştırma çabasına girdik. Bu belirsiz ya da bir politikacı olarak. Bunlar aslında şaire, fikir adamına haksızlıktır. Haksızlıktır. Akif de, Fikret de Türkçenin şairidir. Türkçenin. Ve dünya buldukça da bu dilin şairi olarak kalacaklardır. Her şeyden evvel fikrinden, sanatından vesaire buradan baktığımızda zaten önemli bir iş yapmış demektir. Mehmet Akif Ersoy. Konuyu en başa alarak bitireceğim. Muharrem Hocam söyledi, manzume eşit meselesine de kızmamak lazımdır. Evet, bazıları böyle düşünür ama manzume meselesi bir küçültme değildir. Pejoratif bir durum değildir. Pejoratif bir durum değildir. O da aynı bir kabiliyettir. O da aynı bir kabiliyettir. Literatüre bakarsanız şiirle manzume arasında evet farklar vardır. Bu tamamen dili kullanmakla ilgili bir meseledir. Akif'te elbette yani benim ölçümde ya tarihinin ölçüsüdür, büyük bir sanatkardır. Teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sorular faslına geçeceğiz. Soru sormak isteyenler, hangi hocamıza sormak istiyorsa onu da sitelerek sorarsa iyi olur. Hep soru sormak isteyen var mı? Hocam ben bir şey ekleyebilir miyim? Bir dakika ondan sonra. Söz hakkı doğru. Yok estağfurullah. İbrahim Hocam'a karşı söz hakkı da olmak istedim. Şimdi benim burada eleştirdiğim ideolojik kaygılarla veya ideolojik toplum veya mahalle baskısıyla ortaya çıkan Akif karşıtlığıdır. Bir örnek vereceğim. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nın birinci baskısında bizim İstiklal Marşı'nda aksayan bir taraf var. Bilmem ki nasıl anlatsam, Akif inanmış adam, Akif büyük şair. Fakat onun ben inandıklarımın hepsine inanmıyorum diyor birinci baskıda. Ama ikinci baskıda büyük şair kısmı çıkmış. Şimdi bir şair kendi şiirinden bir bölümü, bir tamlamayı çıkarabilir. Fakat ben bunun biraz mahalle baskısından kaynaklandığını hissediyorum, okuduklarımdan hareketle. Bu benim öngörüm falan değil. Bir örnek daha vereyim. Yahya Kemal Nat yazıyor, Söz Meydanı adlı şiirinde. Bunu Yılların İzi adlı eserinde Fahiris anlatıyor. Ama Nat yazdığını söyleyemiyor. Çünkü o güne kadar içine girdiği bütün topluluklardan dışlanma korkusu. Dolayısıyla en son Akif'le ilgili okuduğum yazıda çok çarpıcı bir polis kaydıyla karşılaştım. Polis kaydı. Yahya Kemal'in cenazesinde bulunan zevat polis kaydına geçmiş üst makama bildiriliyor. Mehmet Akif'in cenazesinde bulunan insanlardan biri de Yahya Kemal. Bunlar çok etkilenmişti. Cenazesine gittiği insana hemen hemen hiçbir konuşmasında yer vermemesini de bugüne kadar anlayamamıştım. Onu da anlamaya başladım. Söylemeye çalıştığım buydu. Teşekkür ederim. Sorularınızı varsa alalım.
Evet, huşu içerisinde dinlediniz. Her şey gönlünüze girmiş, anlaşılmış. Zihninizde hiçbir problem yok. Ben paneli Niyaz Sami Panar'la merhum hocamızın şu değerlendirmesiyle bitirmek istiyorum. Merhum diyor ki, biz Akif gibi büyüklerimizi aramızda onlara düşman olabileceklerin bulunmadığı, her bakımdan temiz, dili bir, gönlü bir, imanı bir insan topluluğu halinde ve tam bir huzur içinde anabildiğimiz böyle günleri bunun için sevmekte ve özlemekteyiz. Evet, bu düsturun bizler için de geçerli olması dileğiyle katılımınız, dinlemeniz için teşekkür ediyorum. Hocam sorumlu olmaması ya çok iyi anlaşıldığını gösteriyor ya hiç anlamadı çünkü. Hepten kafalarsın. Şu içerisinde. Beyaz sinek kovdular hocam. Korktum ya, ben de korktum. Ben de korktum.